Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu arada saat 2'ye geliyor. Biraz geç kaldım vlog çekmek için ama ne yazık ki bugün biraz fazla işlerim vardı, o sebepten biraz sürdü arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben Allah'a şükür iyiyim. Şimdi çocukları alacağım. Çocukları okuldan aldıktan sonra Gelsenkirchen'e, yani benim önceki yaşadığım şehire gideceğiz. Orada toprağın randevusu var. Oraya gitmemiz gerekiyor. Sonra bakacağız artık. Birkaç bir şeyler alırız. Belki alışveriş falan yaparız arkadaşlar. Öyle. Böyle gün geçiyor işte. Hava bugün iyi, sıcak. Arada bir bulut giriyor. Değişik değişik şeyler işte arkadaşlar. Bugün önceki çektiğim vlogda bir takipçim eleştiri yapmış. Hani ben fırının içini görmek için bakmıyorum. Hani Almanya'yı falan görmek istiyorum diye. Ben sizi çok iyi anlıyorum, Almanya'yı görmek istediğinizi. Ama sizin de beni anlamanızı istiyorum buradan. Umarım beni yanlış anlamazsın. Zaten yazdım ama bir de dillendirmek istedim. Herkesin istediğine göre ben şey yapamam arkadaşlar. Dans edemem. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Beni lütfen yanlış anlamayın. Bazısı temizlik istiyor, bazısı bunu istiyor. Şunu istiyor. Ben hangi birini yapacağım? Sonuçta benim bir ailem var. Ben AVM, çarşı, park gezemem. Yani her gün olacak şey değil. Bu çocuklar yeri geliyor saat 4'te çıkıyor. 8 saat ders görüyorlar. Eve giriyorlar. Yemek de açtı. Şudur budur. Hafta sonu zaten izin zamanındayız. Yani iş güç de geçiyor. Önceden olsaydı, ikizlerim olmadan önce gerçekten o zamanlar varmış bu YouTube'u yapmak. Ben o zamanlar çalışıyordum. Sonra eşimle beraber işten sonra hop oraya buraya gezmeye, akşam yemeği o lokanta, hafta sonu sabah kahvaltısı orada burada. Ama çocuklar, ikizlerim var benim. Bunlar hepsi kal, yani olmuyor ne yazık ki. Keşke yapabilsem, keşke şöyle koluma çantayı taksam da AVM gezsem. O ne güzel olurdu ama ne yazık ki olmuyor. Her türlü olmuyor. Hayat şartlarından da olmuyor. Yapacak bir şey yok. Buradan dediğim gibi umarım beni yanlış anlamazsınız. Benim elimde olan bir şey değil. Tabii ki diyorum ya, ben de isterim gezmeyi, dolaşmayı, çekmeyi. Aa, ne güzel olurdu. Hiçbir işim olmaz. Evimin temizliğiydi, yemekti, açtı, çocuklardı, sorumluluklar. Keşke bunlar olmasa da dediğiniz gibi her gün gezsem, ama olmuyor. Şimdi okula geldim. Bekliyorum. Gelsinler diye. Şöyle. Böyle arkadaşlar. Evet, şöyle biraz ortamı çekeyim dedim. Zaten bizim mahalle, hemen sağ taraf şöyle bizim mahalle olmuş oluyor. Evet, böyle devam çekiyorum. Ara ara kapatıyorum, ara ara çekiyorum. Kusura bakmayın. Bazen öyle olması gerekiyor. Bu sağ tarafın benim Mazda araba bayisi. Onu söyleyeyim. Sağ tarafta mısır ekmişler. Sol tarafta çilek topluyorlar. Çünkü sol tarafın çilek tarlası. Evet.
şey topluyorlar. Sol tarafta komple. Evet arkadaşlar, burası şehir içi. Şu anda Gelsenkirchen'in, yani gideceğim şehrin ilçesindeyim. Böyle ana yol oluyor burası, ana yol. Böyle. Evet arkadaşlar, kafasından. Geçmek çok sıkıntı. Burası 70'lik yol. Üstümüzde köprü var. Köprünün altından geçeceğiz. O köprüde, üstümüzdeki köprüde otoban. Evet, şu anda geçiyorum altından. Üstüm otoban. Evet. Böyle. Almanya'nın trafiği, karayolları böyle. Almanya'nın her yeri yeşil. Hele böyle dağlık yerler var, bayan tarafları, aynı Türkiye'nin Karadeniz'i gibi. Biz biraz daha aşağılardayız. Bu yoldan galiba geçmiştim, size anlatmıştım diye düşünüyorum ama sol tarafın tramvay. Rayları var. Ray mı diyorlar artık? Ray diyorlar galiba. Sağ, yani köprünün üstünden geçiyorum. Sağ tarafımda kanal. Yani nehir. Nehirin üzerinden geçiyoruz. Evet arkadaşlar, burası benim büyüdüğüm şehir. Şimdi yine köprüden geçiyoruz. Bu köprünün üzerinden de tren geçiyor. Burası küçük İstanbul derlerdi zamanında. Böyle bir şehir. Böyle bir ilçe. Yani Bismarck meşhur. Biraz şey yapacağım. Hemen burada sağ tarafta benim iş yerimdi. Sağ tarafım iş yerimdi. Bu sokakta, bu sağ sokakta da Yağmurla Toprak'ın ilkokulu vardı. Hemen burada, yani o kadar yakındı. Avucum içi gibi biliyorum. Çünkü kaç yılım geçti buralarda. Rahat bir 36-37 sene. Nerede ne var ne yok her şeyi biliyorum. Ama şimdiki şehirde bayağı zorlanıyorum yani. Evet arkadaşlar. Şu banka kapalıymış. Bankada işim vardı. Ne yazık ki kapalıymış. O sebepten 2 dakika kız kardeşime uğrayacağım. O da evdeyse uğrayacağım. Burası güzel bir yer ama sadece bu mahalle güzel. Bu mahalle sağlı sollu kendi evi olan kişiler. Yani bu Gelsenkirchen'in her ilçesinin ya da muhitinin tabii ki kötü ve iyi mahalleleri de var. Muhakkak Türkiye'de de vardır. Semt olarak değişiyor. Gelsenkirchen'in yani çok böyle iyi bir şey olarak, şehir olarak görmüyorlar. Hani biraz daha böyle fakir olarak görüyorlar bu şehri. Ama tabii ki zengin de var, durumu iyi olan da var. Değişik yani durumlar. Çok değişik. Benzin ucuzlamış. O yüzden yine kuyruk var.
karşıma geldiğim yerden de başka şehire geçebiliyorsun. Yani Bochum diye şehire geçebiliyorsun. Orası da çok yani şey, hemen 10 dakika sonra Bochum'dasın. Almanya'da öyle yani, şehir, yakın şehirler çok birbirine aşırı uzak değil. Yani mesela baktığın zaman bizim hani Uşak'ın etrafında Kütahya falan, Afyon, Mafyon var. Ama bir Kütahya, bir Afyon'a, ne bileyim daha ne var aklıma şimdi gelmiyor da. Gitmeye kalkıldığı zaman da bayağı bir mesafe var. Burada Almanya'da bu yok yani. Hemen başka şehirden başka şehire geçebiliyorsun. Ağacın arkasına şey yazık, gölge olsun. Evet. Gel bakalım. Bir şey olmadı. Şöyle, burası kız kardeşimin. Kız kardeşimin evi. Çocuklar nerede? Daha çıkmadı mı? Ben dedim hatta almıştır belki dedim. Almadı. Ha. Deniz uyuyor mu? Ya. Ya? Ya, uyuyor. Şimdi. Siz ne yaptınız? Ne yapalım? Bu da bizim Buçko'muz. Buçko? Hiç bakmıyor. Buç? Dün de toprağın saçını kestim. Kız kardeşim burası büyük çünkü burada 4 evleri yan yana olduğu için daha büyük yani. Bizim tek, onların 4. Tabii ki yan tarafta kaynanası oturuyor, onun yanında kiracısı. Öbür tarafta kız kardeşim, onun yanında kiracısı. Böyle. Buçko. Buçko. Böyle tehlikeli görünüyor ama tehlikeli bir köpek evet. Değil yani. Çok sert. İnsanlar daha tehlikeli. Evet, insanlar daha tehlikeli. Onu da haklısın. Buralar böyle. Sağ tarafım hemen bu tarafın büyük bir parkı. Göl falan var. Hatta şöyle bisikletler falan çok gezer zaten. Hemen sağ tarafımda. Dediğim gibi vakit olsa girerim, gezerim, dolaşırım, sorun değil ama vakit yok. Yani belki size şey olabilir ama gerçekten pardon, yurt dışında yani vakitle yarışıyoruz. Öyle diyebilirim. Yani gurbette çok sıkıntı oluyor bu sebepten. Burası da çarşıya doğru gidiyoruz. Karşıda sabit radar var. Buralarda sabit radarlar da çok meşhurdur. Yani Avrupa'da. Sabit radarların yerlerini de bildiğimiz için pek o kadar bizim için sıkıntı değil ama. Dönebilseydik hiç fena olmazdı ama olmadı. Yani bu dönüş yapmam lazım.
Yani buralarda U dönüşü yapmak çok tehlikeli arkadaşlar. Çünkü ortada tramvay yolu var. Sağlı sollu. Yani şakası yok. Sebepten bu şeylerde biraz dikkat etmek gerekiyor trafikte. Hani bilinçli olmak gerekiyor. Bilinçsiz davranırsanız kendi hayatınıza mal olur. Biz arkadaşlar U dönüşü yaptım aşağıdan. Şimdi bu yolun öbür tarafından devam ediyorum. Taylardan yapmak zorundaydım. Dediğim gibi burada U dönüşü yapmak çok tehlikeli. Yasak zaten. Böyle. Bakıldığında arkadaşlar çok da ahşam şarşam bir şey yok yani genel olarak ama şey derler ya, biz halimizden memnunuz. Şöyle park edeyim. Bir caddeyi çekeyim. Evet, burası bizim cadde oluyor. Şöyle pasta çekim yapamıyorum. Evet, biz alışverişimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi kız kardeşime gidiyorum. 2 dakika ona uğramam lazım. Ondan bir şey almam lazım. Sonra market alışverişim kaldı. Ekmek falan bitmiş. Onları halletmem lazım. Pardon, radyoda çık, kusura bakmayın, unuttum, hava bayağı sıcak, bayağı bunaldık. Böyle arkadaşlar, bir yağmurun birkaç eksiği vardı, 51 mi 55 euro mu ne yağmur, o Primark dedikleri bir yer var, oraya verdik. Ondan sonra Nike ayakkabı istedi, Nike ayakkabısına verdim 70 euro. Yok, ayakkabısı genişletici bir şey, ilaç yapıyormuş, onu da yaptırdık. Bir de içine ayağı terlemesine bir şey daha, al sana 85 euro. Bir ayakkabıya 85 euro verdik, yapacak bir şey yok. Geldik sayılır. Çocuklarda uyanmıştım. Yani Deniz uyuyordu geldiğimizde ya. Defne kreşteydi. Böyle arkadaş. Vallahi çok yoruldum. Billahi de çok yoruldum. Sabahta canım hiçbir şey istemedi. Yemedim. Şimdi de açlık bir taraftan, yorgunluk bir taraftan. İnşallah buluruz. Enişte de evde Globus. Neyse, oraya park edebiliriz. Tekrar giriş yapalım şöyle. Tarafta da bizim bu beyaz cip eniştenin, kendisi sürücü hocası mı diyorlar artık, sürücü kursunda hocalık yapıyor. Yani mesleği o. Sürücü, Türkiye'de hoca diyorlar oğlum. Biraz farklı yani. Ama yaşlı adam değil ki. O anlamda hoca değil oğlum. Bak,
Ay bismillah. Kız karşıma uğradım şimdi, oradan çıktım sağ olsun. O da dondurma şey yaptı, servis etti, dondurma yedik hemen. Şimdi bu taraftan, arka taraftan gidiyorum şimdi. Farklı taraftan gidiyorum. Hem değişiklik olsun diye. Böyle. Bu virajı geçtikten sonra sağ tarafım mezarlık. Şöyle. Sağ bu mezarlık, büyük mezarlık burası. Ben sağdan gideceğim çünkü markete gireceğim. Telefon sallanabilir, tren yolu üstünden geçiriyorum. Güzel sıcak. Bakalım derece kaç gösteriyor şu anda. Ona bakmam lazım. 22 derece şu anda. Güzel. Sol tarafımda hamburgerci var, Amerikan lokantası. Şimdi arkadaşlar kusura bakmayın, telefonu elime alıp her yeri çekemiyorum. Kendim araba sürdüğüm için. O yüzden sadece şöyle hani dillendiriyorum. Şimdi ben market alışverişine gireceğim. Bu sebepten hemen şuraya güzelce bir park edelim. Bir girelim hayırlısıyla. Buraya da, bu market de avucum içi gibi biliyorum. Hep buradan önceden alışveriş yaptığım için rahat rahat. Şöyle araya girelim. Evet. Evet arkadaşlar, market alışverişinden de çıktık. Eksiklerimiz vardı, onları da aldık. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Allah nasip ederse inşallah eve varacağız. Aşağı yukarı saat şu anda 7, uzun yol. Sağım orman, solum orman. Hava güzel ama. Güzel hava var. Çok acıktım. Dünden musakkam var, pilavım var. Onları yeriz. Yanına da yine cacık yaparız. Cacığım vardı. Onu şey yaparız. Zaten ortaya şey yaparım, daha olmadı. Ortaya korum böyle. Baba gelirse eğer. Yetişir bence. Bakacağız soruma göre. Yetişir deme. Yetişir çok. Oh yarabbim, şükür. Perşembe günü arkadaşımın yanına gideceğim. Allah nasip ederse inşallah. Bakalım bir onu da arayıp konuşmam lazım. Bir değişiklik var mı? İşi bir şeyi var mı? Öyle anlaşmıştık ama olur ya, insanlık hali, unutabilir. İşi çıkabilir. Kaç yıllık arkadaşım. Yani herhalde iş arkadaşım kendisi. Eski iş arkadaşım demek istemiyorum. Burada onun o güzel kalbini kırmak istemiyorum. O benim arkadaşım.
O benim iş arkadaşım diyor. O benim arkadaşım. Canım ağlım. Seni de buradan öpüyorum yavrum. Ona gideceğim. Allah nasip ederse işte Perşembe günü. Bakalım. O da kendisi de Ege'li. Manisalı olması lazım. Böyle arkadaşlar. Ona da birkaç şeyler hediye falan bakmam lazım yarın. Eli boş gidilmez. Evine ilk defa gidiyorum. Sakladığım şeyler. Vallahi arkadaşlar bu vlog büyük ihtimal çok uzun oldu. Artık çok uzun oldu dedi. Bana sistem etmeyin. Bakın. Uzun uzun bakın. Yine köprünün altından geçtik. Otoban köprüsü. Değil mi? Yani çoğu yerleri biliyorum yani. Bu şehrin gezekihinin ilçeleri olsun. Hepsini avucumun içi gibi biliyorum. Sıkıntı bu yeni şehir. Bu şey yeni şehirde böyle ne derler, sudan çıkmış balık gibi. Motor bisikletine bak, aa, kıvırıyor. Bir sağa bir sol, bir sağa bir sol. Yani sudan çıkmış balık gibi hissediyorum kendimi o şehirde. Mesela çocukların kitapları sipariş edilmesi lazım ve bilmiyorum. Mesela bir gün dedi, hatta dedim keşke dedim kitap siparişleri olan kağıtı yanımıza alsaydık. Şey yapardık, sipariş ederdik. Yani vardır büyük ihtimalle kitapçı var. Bu şehirde kitapçı nerededir? Nerede sipariş edilir? Hiçbir fikrim yok. İşte sıkıntı bu. Ama araştıracağız, edeceğiz. Yani sorun diye haftaya salı yine randevumuz var. O zaman yine şey yapılır, bakılır. O zaman da alabiliriz. O gün unutmayız inşallah. Camı açtım, bilmiyorum telefonu çok böyle şey sesi yapıyor mu, ama arabanın içinde sıcak, klimayı da açmak istemiyorum. Klimayı açtığım zaman da hem hasta yapıyor, hem hastalığı şey yapıyor, bir de klimanın sesi geliyor yani telefonda, onun hırıl hırıl hışır hışır sesi oluyor böyle arkadaşlar. Buraları artık bırakacağım. Evet arkadaşlar. Kreuz 20 Minuten plus 5 Kilometer Stau wegen des Fußball-Länderspiels. A45 Hagen Gießen zwischen Siegen und Wilnsdorf 10 Minuten drauf. Maç yüzünden trafikte şey sıkışıklık varmış otobanda. Radyoda da böyle ara ara bunu söylerler arkadaşlar. Otobanda eğer bir şey varsa, ters giden bir şey varsa radyodan sizi haberdar ederler. Yani bu iyi oluyor. Nerede sıkıntı var, nerede şey bilgilendiriyorlar. Güzel oluyor. Böyle arkadaşlar. Çoğu yerler zaten kapanmıştır. Marketler açık bu saatte. Geri yerler kapanmıştır. Yani kapanır. Markette de bir tane Arap arkadaşı gördüm. Oğlu benim kızımla aynı kreşte, aynı gruptaydı. Onunla biraz ayaküstü sohbet ettik. Dedi seni geçenlerde aklından geçti. Ne yapıyor, ne ediyor? Uzun zaman oldu görmeyeli. Dedim ben artık burada değilim. Hani bu şehirde yaşamıyorum. Üst sene oldu neredeyse dedim başka şehire taşınalı. İşte bilmiyordum, etmiyordum falan diye. Çok çok şeker bir bayan. Kendisi Arap ama çok iyi. Kendisini çok severdim. Onun da 3 tane çocuğu var. İşte bu kendi marketimizde alışveriş falan olduğu zaman ben hemen böyle gidip çıkabiliyorum. Çünkü her yerin nerede ne olduğunu bildiğim için. Ama bizim orada hala böyle biraz kafam karışıyor. Ha bakalım. Bisikletli var. Aman bekle beni, sakın pat diye çıkma yola.
Arkadaşlar bugün zaten büyük ihtimal kapanışı yapacağım. Başka da bir şey çekmeyeceğim. Çünkü bütün gün zaten dışarıdaydım. Bugün bir benimle beraber araba turu yapmış olursunuz. Bunu Fas'ta kesip biçmeyeceğim açıkçası. Olduğu gibi koyacağım. YouTube'a paylaşacağım yani. Bayağı oldu ama yapacak bir şey yok. Böyle yaparım diye düşünüyorum. Yani daha da üstüne evde bir şeyler çekersem kaç saat olmuş olacak. O yüzden bu vlog sadece benimle bir araba turu yapmış olacaksınız. Bütün günümde bunlara şey yaparım. Belki birkaç yağmur aldığım eşyaları da gösterebilirim diyeceğim ama bakalım. Evet arkadaşlar, bizim mahalleye geldik sayılır, az kaldı. İnşallah park bulabiliriz. Bizim en büyük sıkıntımızın mahallemizde park. Çünkü her evin neredeyse, yani her evin en az 2 arabası ve 3, yani minimum 2. Çünkü 2 araba herkeste var. Karı koca ister istemez çalışıyorlar. Çalıştıkları için tabii ki iki tarafın da arabası oluyor. Çocuklar büyükse bile çocukların arabası oluyor. Mesela bizim karşı tarafımızda komşumuz var. Onun 3 tane arabası var. Yan komşumuzun 3 tane arabası var. Hani oğlan var sol tarafımızda, genç delikanlı. Onun da kız arkadaşı var. Onların da birer tane arabası var. Yani en az minimum 2 araba. Bizim de 2 arabamız var. Ama bir de çocuğu falan olunca büyük, tabii ki 3 araba olabiliyor. Evet arkadaşlar, zaten bizim artık mahalleyi ben çeke çeke öğrenmişsinizdir. Şimdi o şehirden bu şehire gelindiği zaman çok farklı oluyor. Yani bunu oradan gelenler de söylüyor. Ben de oraya gittiğim zaman fark ediyorum. Orası böyle jungle jungle. Ama buralar böyle biraz daha sakin, sessiz. Öyle yani. Ümit ediyorum inşallah arabamızı park edeceğimiz bir yer bulabiliriz. Evet, evet. Çok sevindim, mutlu oldum. Deniz de bana bir tane komşum park yeri bırakmış. Kendi evine park etmiş. Bazen yapmıyorlar. Ben de çok kızıyorum o zaman. Diyorum ya, evin önünüze kadar niye gitmediniz? Ama ben şöyle biraz arkaya gideceğim. Eşim girsin araya. Evet. Şöyle. Geldik şimdi. Buradan ben kapanışı yapmak istiyorum. Yanlış anlamayın. Şimdi çünkü eve gireceğim, bir sürü işim var, yemekli aşı, ısıt, şudur budur, burada kapanışı yapmak istiyorum çünkü çok uzun çektim bir gün, o sebepten kapanışı yapmak istiyorum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin, Allah'a emanet olun arkadaşlar. Abone olursanız çok mutlu olurum, sevinirim. Bir hatam kusurum olduysa affola arkadaşlar. Kendinize dikkat edin, Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Like atın, abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinizi seviyoruz. Destekleyin bizi. Allah'a emanet olun.